akşamlar değerli izleyenler. Her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları İbrahim Gökçek'le Sağlıklı Yaşam programıyla yine sizlerleyiz. İbrahim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bugünkü konumuz da Türkiye'deki şifalı bitkiler. Sizce bu elde edilen takviyeler yeterli mi? Başlayalım dilerseniz. Evet. Türkiye bitki örtüsü bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden birisi. Yani Çin'den sonra Türkiye. Evet. Bitki örtüsü bakımından dünyanın en güzel bir ülke, cennet diyelim. Karadeniz'in dahil doğu, orta ve batı kısımları üçe ayırabiliriz. Bitki örtüsü bakımından. Doğu Anadolu yine öyle, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz yine doğu, Maraş bölgesi farklı, Antalya farklı, Adana farklı. Ege'nin iç bölgesi, sahil şeridi, Marmara'nın, Trakya. Yani çok çeşitli bir iklime sahibiz. Her türlü bitki yetişiyor hamdolsun. Fakat Türkiye'de şifalı bitkiler ve bitkiler maalesef üvey evlat gibi sürekli itiliyor, kalkılıyor. Efendim bazı kimya firmaları, bazı medya, yani televizyonları, gazeteleri kullanarak bir propaganda sürdürüyorlar. Ondan 9-10 yıl önce de yine böyle bir propaganda başlatmışlardı. Sürekli bir kampanya, sürekli bir kampanya. Türkiye, mesela bir örnek vereyim. Kore, Ginzeng'den, Kore'deki insanlar 60 bin aile Ginzeng yetiştiriyor. Yani köylü, çiftçi. Ginzengle uğraşıyor, ginzeng yetiştiriyor, ginzeng ekiyor, efendim bundan hasat elde ediyor, para kazanıyor. Çin'de 100 binden fazla insan ginzengle uğraşıyor. Çok büyük bir, Türkiye'de yapılabilir. Ukrayna deneme yaptı, başardı. Rusya'da yapılıyor. Türkiye iklim olarak ginzeng yetiştirilebilir. Birçok hastalığa karşı etkisi biliniyor. Bu gördüğünüz zencefil. Türkiye'nin özellikle bu muz yetişen yörelerinde ideal, 5 derecenin altına kışın düşmeyen yöreleri, mesela Gazipaşa, Anamur gibi muz yetişen yörelerinde çok kolay yetişir. Biz bunu Antalya'da denedik. Kışın çok soğuk olan zamanda hafif üzerine böyle sera gibi kapattığınızda herhangi bir problem teşkil etmez. Hangi hastalıklarda kullanılabilir? Genelde boğaz ağrılarında öneriliyor bunun, işte çaylara katılması vesaire gibi. Sizin önerdiğiniz? Göre geleceğim. Tamam. Son 5 sene içerisinde bizim Çin'den, Brezilya'dan, bazen de Tayland'dan gelen zencefilleri kullanmak zorunda kalıyoruz. Sadece biz son 5 senede Gökçek Gıda ilaç olarak almış olduğumuz zencefil oranı 20 tona yakın. Yani neredeyse 1 milyon lira para buna bağlamışız. Yani yurt dışına gidiyor. Birçok firma, birçok market yurt dışına gidiyor. Milyon dolarlar. Türkiye'de çok kolay yetiştirilmesi gerekirken bu konuya eğilmiyoruz. Eğilmek gerekir. Türkiye'nin birçok yöresine yetişebilir. Mesela zerdeçal birçok hastalığa karşı etkili, hazmettirici, sindirimi kolaylaştırır, karaciğeri. Bu Hindistan, Endonezya, Malezya'dan geliyor. Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde yetiştirilebilir. Mahonya'nın ekstraktını biz yurt dışından getiriyoruz. Mahonya Türkiye'nin her tarafında yetişebilir. Çok kolay yetiştirmek. Mesela şeytan pençesi Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetiştirmek mümkün. Biz buna yurt dışından getiriyoruz, para ödüyoruz. Sadece birkaç örnek vereyim. Mesela ıtır Türkiye'nin Akdeniz bölgesine yetişebilir. Türkistan geveni, ekstraktını Çin'den getiriyoruz. Türkiye'de dağlarda yabani yetişiyor. İnsanlar bunu toplayıp bilse, tanısa paramız dışarı gitmez. Bu Türkiye'de olmayan bitkileri Türkiye'de yetiştirmek mümkün mü peki? Tabii tabii. Dedim ya, mesela
Ginseng, zerdeçal yetiştirilebilir. Ginkgo yetişiyor zaten. Ginkgo'nun, ginkgo biloba'nın kilosu beyin fonksiyonlarını artırıcı. Ginkgo ile ilgili birçok hap var. Nereden getiriyoruz? Çin'den, Japonya'dan, Kore'den geliyor. Yani bütün bitkiler, çok bitki, bitkilerin çoğu yurt dışından geliyor. Mesela Almanlar, eczanelerde satılan Almanya'da ilaçların %80'i bitki ekstraktı. Tamamen onlar kimyayı bıraktı. Avrupalılar yavaş yavaş kimyasal ilaçları bırakıyor. Çünkü kimyasal ilaçlar tehlike. Ben mi diyorum? Hayır. Kim diyor? İşte bu Almanca kitapta ne diyor? Şöyle gösterirsek. Günde 3 defa diyor. Ve 11 bin ilacın yan tesirlerini burada anlatıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde 200 bin kişi kimyasal ilaçlardan ölüyor. Almanya'da, İngiltere'de 50'şer bin kişi insanlar kimyasal ilaçtan ölüyor. Türkiye'de 50 binden fazla insan kimyasal ilaçlardan ölüyor. Kötürüm kalanlar hariç. Ama kimse bu konuya kimyasal ilaçların yan tesirine hiç bakmıyor. Hiç orayı görmüyor. Görmemezlikten geliyor. Neden? Çünkü kimya fabrikaları, kimyasal ilaç üreten firmalar dünyayı yönetir. Çok büyük bir sektör. Milyar dolarlara sahipler. Evet, şimdi bitkisel gıda takviyeleri Türkiye'de yavaş yavaş doğum aşamasında çok sancılı ağır bir doğum geçirdiği için çok problemli. Ben mesela fuara gittim. Orada 100'den fazla bitkisel gıda takviyesi üreten firmayı gördüm. Ambalajlar çok güzel, etiketler çok güzel. İçerik sıfır. Bir kanunla mesela dense ki efendim bitkisel gıda takviyeleri damla, draje, kapsüller ekstraktan üretilir. Bitki öterekten damla, draje, kapsül yapamazsınız dese bitti. Bu kadar kolay. Bütün Türkiye'de yapılan iş, 100'den fazla firmayı gördüm hepsi ekstrakt bilmiyor bile. Yani ekstrakt ne demek? İşte şeytan pençesinin birleşiminde romatizmaya karşı etkili. Artrit, artroz, ankilozan, spondilit. 50 bin kişi üzerinde denemiş. Her türlü romatizmaya karşı. Etken olan nedir? Bunun birleşimindeki harpagozit. %2,5. Bunu biz damıtarak özünü alıp kullanıyoruz. Bitkinin tamamını da kullanabilirsin ama etkisi az olur. Bittiği o öğüterekten hap yapılmaz. Türkiye'de böyle 3. dünya ülkelerinden daha geri bir zihniyette olan bazı insanlar maalesef bunu kötüye kullanıyor. Bir kanunla bu değişebilir. Herkes kaliteli üretim teşvik edilmeli. Yanlış yapan bazıları da ikinci bir yanlışla bitkisel gıda takviyelerinin içine kimya katıyor. Vatandaş Allah korusun. Peki bunu vatandaş nasıl anlayabilir? Hani anlayabilir mi ya da? Hayır, hayır. Bunu Tarım Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığı laboratuvarında bu tür ürün üretenlerin ürünlerini kontrolden geçirmesi gerekir. Türkiye'de eğer kanun çıkar da derse ki bitkisel gıda takviyelerini yasaklayalım. Yasakladınız. Kim mağdur olacak? Türk işçisi, Türk köylüsü, Türk çiftçisi, Türk işvereni. Ama biz insanlar bu ürün bunları alacak. Nereden alacak? Çin'den, Kore'den, Japonya'dan, Almanya'dan, Amerika'dan, Fransa'dan, İngiltere'den. Çünkü dünya bitkisel gıda takviyelerine dönüyor. Bunu durduramazsınız. Neden? Çünkü bitkisel gıda takviyelerin yan tesiri yok. Kimyasal ilaçların yan tesiri çok. Amerika'da 200 bin kişi ölüyor, İngiltere'de 50 bin kişi ölüyor, Almanya'da 50 bin kişi ölüyor. Türkiye'de istatistik yok ama en azından Türkiye'de yılda kimyasal ilaçtan 50 bin kişi ölüyor. Ölüyor kimyasal ilaçtan. Kimse bunu dile getirmiyor. Afrika atırı mesela, Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde çok rahat yetiştirilebilir. Üşütme, grip, nezle birebir. Sinüzite, faringite birebir. Nereden biliyorsun diyeceksin? Klinik araştırması yapılmış. Belge var, bilgi var. Evet. 50 bin kişi üzerinde denemiş. Ekinezya. Grip, üşütme, nezleye karşı 10 numara. Sadece Almanya'da bir yıl içerisinde 141.100 çocuk üzerinde denenmiş. Ekinezya kullananlar 3-4 günde grip hemen atlatmış. Belge var, bilgi var. Laf yok. Hepsi. Benim dergilerim nerede? Dergiler unutmuşuz bugün. Şimdi belge var, bilgi var. Laf yok.
Belge var. Her şey açık seçik. Yani magazin değil. Burada yazmış olduğum kitapta en ayrıntılı bilgi var. Evet. 10 binden fazla üniversitenin klinikleri var. Ekinezya biz bulamıyoruz. Türkiye'nin her tarafında ekinezya yetiştirilir. Yetiştirmek mümkün. Çok kolay ekinezya yetiştirmek. Yani çok yani vatandaş buğday ekeceğine, nohut ekeceğine ekinezya eksin. Veya Afrika atır eksin. Veya çoban çantası eksin. Bunların hepsi yetiştirilebilir. Türkiye iklim bakımından dünyanın en güzel ülkesi. İnsanlarımız, işçimiz, köylümüz, işverenimiz zengin olsun. Siz bunları yasakladınız, vatandaş yurt dışından getiriyor zaten. Engelleyemezsiniz. Evet. Annesi, babası, dedesi, ebesi, ninesi getiriyor, uçakla getiriyor, kargoyla getiriyor. Legal yolla getiriyor, legal olmayan yolla getiriyor. Kontrolsüz, bir de kontrol eğer yasaklarsınız, kontrolsüz bir yurt dışından bitkisel gıda takviyeleri gelir, kontrol edemezsiniz. O da daha büyük rahatsızları tetikler. Mesela Belçika'da böbrek rahatsızlarına karşı Çin'den bitki getirmişler. Ne oldu? Böbrekleri iflas etmiş kullananlar. Kontrolsüz. Siz yasaklarsanız insanlar dışarıdan kendisi getirir. Yasaklama çözüm değil. Çözüm nedir? İki kanun bitti. Efendim nedir? Bitkiyi öğüterek hap yapamazsın. Ekstraktan yapabilirsin. Bir. İki, kimyasal katkı maddesi katamazsın. Bu kadar basit. İki kanun. Evet. Koyarsın maddeyi, uymayanı kapatırsın. Adam yani mesela ilaçları... Panaks diyor, içine kimya koyuyor. Kan sulandırıcı. Evet. İnsanlar ben arıyor, diyor ki Panaks'tan öldü annem, babam, dedem, ebem veya. Ama bunlar... Ne yapayım ben yani? Bunlar yani, yüz üstüne çıkmıyor ama dediğiniz gibi. Yani hani kullanıyorlar ama... İnternete şekilde, bakın. Tabii ki internet tüketici dışında... Tüketicihakları.biz. Evet. Şikayetyollar.com sitelerde yazıyor. Bu insanlar çeşitli yerlere şikayet ediyor. Bunlar hakkında şikayette bulunuyor. Ama kanun yeterli değil. İki kanunla bu iş hallolur. Çok basit. Bütün mesela Almanya'da Avrupa Birliği biyo kenevir eken çiftçilerin dekar başına 1500 euro teşvik ediyor, para veriyor. Hı hı. 1500 euro. Yani teşvik ediyor Avrupa Birliği. Kendi ülkesinde şifalı bitki eken insanları Avrupa Birliği teşvik ediyor, Amerika teşvik ediyor, Kore teşvik ediyor, Çin teşvik ediyor. Her ülke kendi ülkesinde yetişen şifalı bitkilerle ilgili çalışmaları teşvik ediyor. Biz ne yapıyoruz? Vurmaya çalışıyoruz ama ezelim bunu. Ya nereye eziyoruz? Bu ülkede her şey yetişiyor. Mesela laden gülü. Almanya'da 50 euro bir kilosu. Türkiye'nin bütün Akdeniz, Marmara, Ege bölgesinde milyonlarca ton yabani yetişiyor. Milyonlarca. Nelere faydası var peki? Gastrit, ülser, atopik, ekzema. Mesela Almanya'nın Saarland eyaletinde... Bir telefon bağlantımız var. İyi akşamlar. Alo. Efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz programımıza. Nasıl yardımcı olabiliriz size? Sağ ol abicim. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederiz. Hocamdan ben bir sorum olacaktı. Tabii ki, buyurun. Ben de şimdi iltihaplı romatizma var. Romatoid artrit diye hocam bilir. Evet. Ya biz bunun bir çok profesörlere, hocalara gittik. Bir çaresini bulamadık. Gezmediğim kalmadı. Ağrılardan, sızılardan duramıyor. Kullandığım ağrı kesici, kortizon. Bunları da pek kullanamıyorum korkumdan. Vallahi bilmiyorum, çekip duruyor. Hocam bu işe bir şey bulursa memnun olurum. Hocam tabi yoksa o düşürdü telefonunu. Bu nasıl ulaşırız, nasıl getirtiririz? Bunu yani %100 çok bitkisel kullandım. Aşırı bitkisel getirtirdim. Bir faydasını göremedim hocam. Telefonum yalnız kapattım da sizi ben isterseniz sorun bu. Tamam. Şeyden dinleyin. Okey. Şimdi şöyle. Siz şeytan pençesi kökü evet. denir buna. Harpago kökü yerine. Mesela ne kullandınız? Diyelim ki lavanta kullandınız romatizmaya karşı. Etkisi olmaz. Bilinçli olmak Liberiye gerekiyor. Liberiye kullandınız romatizmaya. Etkisi olmaz. Evet. Adaçayı kullandınız romatizmaya. Etkisi olmaz. Yaban mersini kullandınız romatizmaya. Etkisi olmaz. Neden?
bunların birleşimindeki etken madde farklı. Bununla ilgili Harpago birleşimindeki etken maddeyle ilgili 50 bin kişi üzerinde deney yapılmış, etkisi ispat edilmiş klinik araştırması var. Nereden biliyorsun? İşte burada dergiler, Almanca dergi, bunlar hep ilmi dergi, klinik araştırması, akademik. Bu dergiler Almanya'daki üniversitelerdeki profesörlerin yapmış olduğu klinik araştırmasından bahsediyor. Nerede, ne zaman, hangi ekip, hangi hastanede, hangi klinikte araştırma yapmış? Akademik. Belge var, bilgi var. Laf yok. Şimdi romatizmaya karşı Harpago, ısırgan otu, at kuyruğu otu, ayrık kökü, civan perçemi, bunlar etkili bitkiler. Ama siz onun yerine başka bitki kullandınız. Boşuna kullanırsınız. Telefon numarası gibi. Efendim telefon numarasını çeviriyorsun ama bir numara yanlış çeviriyorsun. İki numara yanlış çeviriyorsun. Ne oldu? Hat düşer mi? Düşmez. İstediğin kadar ara. Düşmez. Doğru numarayı çevirmezsen hat düşmez. Evet. Doğru bitkiyi kullanmadıkça mesela sarı kantaron depresyona karşı, panik atağa karşı, stres, üzüntü, sıkıntı, gerilim, korkuya karşı. Evet, bu sarı kantaronun peki yan etkileri var mı? Genelde çünkü evet kullanılıyor, içiliyor ama yan etkilerinden çekiniyorlar. Hani bitkilerin yan etkisi yok. Bitkilerin yan etkisi yok. Bir ya da fazla kullanımından mı? İsviçreli bir hekimin bir atasözü var. Diyor ki İsviçreli bir hekim Paracelsus. İbn Sina'dan sonra dünyada en önemli hekimlerden biri. Paracelsus diyor ki Es gibt keinen Gift, nur die Dosis macht Gift. Ne demek? Türkçesi şu. Zehir yoktur. Sadece dozaj zehir yapar. Evet. Bu ne demek? Bu şu demek. Ekmek yiyorsunuz. Ne kadar yiyebilirsiniz? Yarım ekmek. Ama siz bir dakika. Devam edeceğiz. Ama 10 ekmek yiyebilir misiniz? Ekmek zehirli değil ama 10 tane ekmek yiyemezsiniz. Muhakkak yeseniz, tabii ki. Mesela Hindistan'da vatandaş 1 litre kola içeceğine 8 litre kola içmiş. Ne oldu? Patladı bu. Öldü gitti. Evet. Bir telefon bağlantımız var. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz programımıza. Nasıl yardımcı olabiliriz size? Ben ne şeyim arıyorum da. Benim nefes darlığı var. Evet. Onunla ilgili görüşmek istiyorum ama. Tamam. Tamam, teşekkürler. Peki. Buyurun yardımcı olalım. Şimdi biraz önce bahsetmiştim. Nefes darlığına karşı Afrika atırı. 50 bin kişi üzerinde denenmiş. Her türlü öksürük, bronşit, astıma karşı Afrika ıtırı ve kekik. Klinik araştırması var. Belge var, bilgi var. Dergide anlatıyor. Hangi üniversitede, nerede, ne zaman, hangi profesör? Afrika ıtırı, kekik, duvar sarmaşı, çuka çiçeği. Etkisi ispat edilmiş. Şimdi zehirli bitki, şimdi yılan zehri, zehirli mi zehirli? Yılan zehriyle Avrupalılar ilaç yapıyor. Nasıl yapıyor? 1 mililitre yılan zehrini 10 bin defa sulandırıyor. Enfeksiyona karşı ilaç yapıyor. Ben aldım kullandım yılan zehri almaydı. Ama siz saf yılan zehrini kullanamazsınız. Tabii. Tehlikeli. Siz yarım litre su içebilirsiniz. Ama 10 litre su içebilir misiniz? İçemezsiniz. Neden? Öldürür. Evet. Patlar. Yani sadece dozaj insan için tehlikelidir. Ayar yapmak. Mesela güzel avradosu diye bir bitki var. Bayanlar bunun şöyle ezip de gözlerine sürdüğü zaman gözleri cam gibi olur. Bu nedenle güzel avradotu denir. Gözleri böyle cam gibi gözükür. Güzel avradotu çok zehirli. Elinizi böyle dokunsanız dahi zehirli. Fakat bir gramından bir litre alkolde inceltirde ondan bir iki damla alırsanız ne yapar? Boğaz arasına, ateşe, ateş yükselmesine, gribe, nezle iyi gelir. Ama herkes yapamaz. Tehlikeli. Evet. Zehirli bitki zaten biz kullanmıyoruz. O ayrı bir şey. O ağır. Dozajı ağır olan bitkileri evet. Kullanmıyoruz. Ne kullanıyoruz? Bizim kullandığımız klinik araştırmaları etkisi %100 ispat edilen bitkiler. Evet. Mesela ne dedim? Ginkgo. Türkiye'de yetişebilir. Biz bunu Çin'den getiriyoruz, Kore'den getiriyoruz, Japonya'dan getiriyoruz. Çok pahalı. Ama Türkiye'de her yerde yetişebilir. Mesela bazı parklara artık ekilmeye başladı. Peki Ginko. Hangi mevsimlerde yetişebilir? Yaz, kış, ilkbahar yani belli bir mevsim var mı? Normal ağaç, bildiğimiz ağaç. Kışın yapraklarını döker. Evet. Yazın meyvesi var, kiraz gibi. Bunun yaprağının birleşiminde %1 oranında ginkoloid var. Alzheimer'a iyi gelir. Kulak çınlamasına iyi gelir.
10.815 Alzheimer hastası tedavi edilmiş. Kulak çınlaması rahatsız olanlar tedavi edilmiş. Ülkemizin her yerinde yetişebilir. Her yerinde. Hiç problem yok. Yine bir telefon bağlantımız var İbrahim Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz programımıza. Alo buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasıl yardımcı olabiliriz size? Ben Erzurum'dan. Bu ellerimde şey var da, akseme var da. Çatlıyordu, onu soracaktım hocama. Teşekkür ederiz. Buyurun hocam. Şimdi ekzema ve sedefe karşı mahonya, oregon üzümü denir. Bu sarı çiçeklerin üzüme döner, mor bir üzüm oluştu. Bununla ilgili Almanya'da Profesör Doktor Gitte sedef hastalarını, ekzema hastalarını tedavi etmiş. Ekzemaya karşı mahonya, Hamamelis virginiana, Hamamelis'e cadı fındığı da denir. Fındık gibi, fındığa benzer küçük meyveler olduğu için cadı fındığı. Biz bundan çok güzel bir formül geliştirdik. Hamamelis forte. Bunu kullandığı zaman kişi, eğer ki bağırsaklarında, midesinde problem yoksa, ekzemadan kurtulur. Eğer bağırsaklarında, midesinde problem varsa, onun da tedavisi için başka ürünler gerekir. Yani başka şeyler var. Tedavi edilir, problem yok. Mesela, kadın otu diye bir bitki var. Türkçe'ye bu bazıları kara yılan kökü diye tercüme ediyorlar. Türkiye'nin her yerinde yetiştirilebilir. Biz bunu dışarıdan getiriyoruz, ihraç ediyoruz. Kara yılan kökü. Menopoz için 10 numara. Peki nasıl, kullanımı nasıl? Çay şeklinde mi yoksa? Çay değil, ekstrakt. Ekstrakt olarak. Ekstrakt nedir? Damıtılarak elde edilen bitki özü. Bundan damla draje yapılır, kullanılır. Menopoza giren bayanlar ne olur? Gerilir, gerilir, ateş basar, psikolojisi bozulur, saldırganlaşır veya küser veya içine kapanır. Psikolojik bunalımlar yaşar. Kara yılan kökünün biz, Latincesi cimucu fugara camoza. Biz bunun çok güzel bir formülünü geliştirdik. Mükemmel, dört dörtlük bir ürün. Kullandığı zaman hiçbir rahatsızlık kalmaz. Mesela hayıt, Türkiye'nin Akdeniz, Marmara, Ege bölgesinde yabani olarak yetişir. Karabibere benzer. Evet. Bayanlardaki adet öncesi ağrı, sancı, sızılara 10 numara. Almanlar bunun hapını yapıyor, damlasını, drajesini yapıyor. Türkiye'den ot fiyatını alıyor, ilaç fiyatını satıyor. Evet. Siz Türkiye'de bitkileri yasaklayın. Adam oradan otu alıyor, Türkiye'den bitki alıyor. Bize 100 kat fazlasına geri satıyor ilaç olarak. Türkiye'de yapılacak iş nedir? Bir, bu tür bitkisel gıda takviyesi üretenleri kontrol etmek, otu öğütüp hap damla draje yapılmasını engellemek, bir, kimyasal ilaç katan bazı, isim söylemeyin neyse boş ver, panak diyerek milleti zehirleyenleri durdurmak gerekir. İki, üç, ne yapmak gerekir? Teşvik etmek gerekir. Doğru. Bunun hepsi basit bir laboratuvar işi. Kimle üretmiş? Şunu şunu. Laboratuvarda incelersiniz, bitti. Her şey ortada. Çok basit. Yani. Mesela yaban mersini. Çok pahalı. Aslında bu Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde yaban olarak yetişir. Göz rahatsızlarına karşı, görme zafiyetine karşı. 10 numara. Bunun damlası, derecesini Avrupalı yapıyor. Biz de yapıyoruz. Niye yapmayalım? Yasaklarsak ne olur? Biz bunu Türkiye'den değil, yurt dışından getiriyoruz ekstraktını. Türk işçisi, Türk köylüsü, Türk çiftçisi kazansa daha iyi değil mi? Teşvik etmek gerekir. Yanlış yaptı biri diye herkesi cezalandıramazsınız ki. Kim yanlış yaptı, onun üzerine gidin. Ortaya çıksın. Yanlış yapan ortaya çıksın. Ya bu ülkede memleketi, milleti için çalışan çok dürüst, çok temiz insanlar da var. Yani herkesi karalayamayız. Mesela bu beş parmak kökü. Beş parmak otunun kökü. Bulamıyoruz Türkiye'de, bulamıyoruz. Altın gibi pahalı. Yok. Halbuki ormanlarda, yol kenarlarında yaban olarak yetişiyor. Bunun kökü ishali önler. Kanlı ishali önler. Ağızdaki aftı önler. Ağız içerisindeki yaraları önler. Bununla ilgili klinik araştırması var. Beş parmak kökü. Almanya'dan getiriyor. Yine Türkiye'nin her bölgesinde yetiştirilebilenlerden. Evet. Almanya'dan getiriyor. Urmar. Mesela Latincesi Cinnema silvestris. Hintçe'de buna gurmar denir. Şeker hastalığına karşı klinik araştırması yapılmış.
4565 şeker hastası tedavi edilmiş. Urmar, sarmaşık bu. Türkiye'nin her bölgesinde yetiştirilebilir. Peki ne şekilde tüketecekler bunu ya da nasıl ulaşacaklar buna? Evet. Ha, çok kolay bunu yetiştirmek. Nasıl yetiştireceğiz? Hı hı. Bahçede ek tohumunu kendiliğinden yetiştirir. Çok kolay bunu yetiştirmek. Nasıl kullanılır? Çayı yapılır, içilir. Fakat bunun birleşimindeki etken madde az olduğu için çayının etkisi az olur. Birleşimindeki cinnamik asit, hı hı, pankreastaki insülin salgılayan beta hücrelerini harekete geçirir, tekrar yeniler, canlandırır. Kim söylüyor? New York, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi, hı hı, klinik araştırması yapmış. 4565 hasta üzerinde denemiş. Bilgi var, belge var. Ülkemizde yetişmesi çok kolay olan bu bitkiyi biz Hindistan'dan getiriyoruz. Evet. Ya 50 gramını bunun... Aktarlarda bulabilir mi izleyicilerimiz peki? Ya, hani zor getirtiliyor mu? Otunu buldu diyelim, otunu buldu. Ama faydası dediğimiz otunu? Gibi, evet doğru. Çayını içtiniz, yeterli yetersiz değil. Yetersiz. Birleşimindeki etken madde %1. Yıllarca çayını içerseniz etki yapar. O da hafif rahatsızlıklarda. Ağır şeker hastalarında, ağır rahatsızlarda damıtılarak elde edilen, destilasyonla elde edilen ekstraktı kullanmak gerekir. Etken maddeyi alıp onu kullanmak. Bitkinin tamamını kullanmaya gerek yok. Etken madde. Mesela alıç kalp damar rahatsızlığına karşı dünyada en etkili bitki. Sadece Almanya'da 3664 kalp damar rahatsızlığı hastası tedavi edilmiş. Mesela hastanın damarı tıkandı. Kan akmıyor. Hı hı. Ameliyat olacak, stent takılacak, anjiyo yapılacak. Yapılmadan önce 6 hafta kullansın. Ama alış deyince Türkiye'de 90 çeşit alış var. Hangi alış? Evet. A, B, C. Loplu ve kertikli alıç. Loplu ve kertikli alıcın da sadece yaprağı, sadece çiçeği değil. Çiçek ve yaprağı %50, %50. Meyvesi değil. Çiçek ve yaprağının ekstraktı. Bu ot halinde bir telefon bağlantımız daha var İlyay'ın. Etkisi az. Evet. Alo. Alo. İyi akşamlar size. Nasıl yardımcı olabiliriz? Hoş geldiniz. Ben de hocamdan bilgi almak istiyorum. Tabii ben ki buyurun. Buyurun. Hoş bulduk. Hocam var demin telefonda sesiniz gelmiyor da televizyon açabilir miyim? Alo. Evet buyurun dinliyorum. Sizin sesiniz geliyor. Alo. Tamam. Hocam biraz evvel bacağından ağrıyan bir hastamız aramıştı sizi. Bende de var aynı. Sağ dizim ağrıyor. Ameliyat oldum. Ağrısı kesilmedi. Efendim hap kullanıyorum. Haplar da kesmiyor. O deminki hastamıza ilacı kullanmak için bir detaylı bilgi vermediniz. Bir de nasıl kullanacağını öğrenemedim ben. Ve onu öğrenmek istedim. Diz ağrısı mı? Eklemlerde mi? Diziniz de mi ağrı? Eklemlerde mi? Hı hı. Diz ve eklem ağrılarından diz bahsedeceğim. Diz ve eklem ağrıları için şimdi romatizma için harpago dediğim romatizma için. Hı hı. Ama diz ağrıları farklı. Yani kıkırdaklarda eklemdeki kıkırdaklar yıpranmışsa yeterli ve kaliteli sıvı salgılayamazsa ne olur? Kemikler birbirini aşındırır kıkırdak eridiği zaman ve de Allah korusun kırılırsa işte ameliyat yani çok tehlikeli. Evet. Evet, harpago kıkırdakları güçlendirir ama eklemler için, diz ağrısı için at kuyruğu otu, ısırgan otu, çıvan perçem otu, ayrık kökü gibi bitkilerden oluşan çok özel bir çay harmanı. Evet. Fakat bunun bu bitkilerin ekstraktlarından damıtılarak elde edilen ekstraktlarından elde edilen damla drajeler daha etkili. Evet, programımızın ne yazık ki yine sonuna geldik. Evet, sonuna geldik. Şunu söyleyeyim. Tabii ki. Buyurun. Hemen acele yok. Bitkileri yasaklamak veya bitkisel gıda takviyelerini yasaklamak çözüm değil. Çözüm siz kapatırsınız. Millet Avrupa'dan, Amerika'dan, Asya'dan, Afrika'dan getiriyor, alıyor. Engelleyemezsiniz çeşitli yollarla.
Teşvik etmek gerekir. Yanlış yapanların da yanlış yapmasını önlemek gerekir. Çok kolay iki kanuna bu iş biter. Evet. Ülkemizdeki işçi, köylü, çiftçi, işveren kazansın. Herkes kazansın. Engel olmayalım. Evet. Avrupa destek veriyor. Şifalı bitki yetiştirene. Amerika destek veriyor. Asya'da destek veriyor. Biz niye köstek oluyoruz anlamıyorum. Köstek olmayalım, destek olalım. Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Evet değerli izleyenler, her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da yine sizlerle olmaya devam edeceğiz. İyi akşamlar.